Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, artık 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Yaza veda ettiğimiz, sonbahara merhaba dediğimiz Eylül ayında Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Evet, hemen ayın başında 2 Eylül'de Balık Burcu'nun 10 derecesinde Dolunay meydana gelecek ve ayın ilk 2 haftasını bu Dolunay enerjileri güçlü bir şekilde etkileyecek. Dolunay sizin 12. evinizde meydana geliyor. 12. ev genel olarak biraz daha yaşamdan geri planda kalan, biraz daha geri çekildiğimiz, daha çok manevi alanlara yöneldiğimiz konuları kapsar. Burası ruhsal, bedensel, zihinsel, genel anlamıyla aslında şifa arayışlarımızla da alakalıdır. Yaşamımızdaki bazı gizli konuların, kendimizle ilgili bilmediğimiz, fark etmediğimiz konuların açığa çıkabileceği, bazı önemli farkındalıklar da kazanabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bu Dolunay hem sağlığınız, hem günlük hayatınız, hem iş hayatınız, genel yaşamınızın rutinleri, çalışma koşullarınızla bağlantılı olarak alanlarda bazı önemli farkındalıklar getirebilir ve bunlarla da bağlantılı olarak önemli kararlar verebilir, düzenlemeler yapabilirsiniz. 10 derece Balık burcundaki Dolunay özellikle bireysel haritalarımızda değişken burçlarda gezegeni olanları daha fazla etkileyecektir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili koçlar, yükselen koçlar. Başak, balık, ikizler ve yay burçlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar 10 derece ve yakınlarındaysa o zaman Dolunay'ın üzerinizdeki etkisi bireysel olarak çok daha güçlü olacaktır. Ayın ortalarına kadar gezegeniniz Mars, Koç burcunda güçlü bir pozisyonda. Yani enerjiniz güçlü bir şekilde aya başlıyorsunuz. Bu da hayatınızda yeni düzenlemeler yapmak, yeni kararlar almak, bazı inisiyatifler almak için aslında önemli bir süreç. 9 Eylül'e kadar Mars ileri hareketli olacak. 9 Eylül'e kadar olan süreçte daha rahat hareket edebilir, kararlar verebilir, harekete geçebilirsiniz. Bunu özellikle değerlendirmeniz gerekiyor. Yine ayın ilk 10 günlük döneminde Başak Burcu'ndaki Güneş'in Jüpiter'le, Uranüs'le yapacağı olumlu temaslar hem günlük yaşamınızın kalitesini arttırmanız yönünde, hem iş ve mesleki alandaki gelişimleriniz, hem genel sağlığınızla ilgili alanlarda olumlu yapılandırmalar için, yeni düzenlemeler için size daha fazla destek olacak gibi görünüyor. Evet, Merkür ayın 6'sından 5'inden itibaren Terazi Burcu'na geçiyor. 27 Eylül ile 5 Eylül arasında, yani ayın büyük bölümünde aslında Merkür Terazi Burcu'nda. Bu durumda ilişkiler, işbirlikleri, eşimizle olan ilişki dinamiklerinde Merkür'ün destekleri var. Yani daha fazla iletişime dönük olabiliriz aslında. Var olan sorunları çözmek için biraz daha belki diplomatik davranmamız, biraz daha uzlaşmacı olmamız mümkün. En azından karşımızdaki kişilerin, eşimizin, ortağımızın, yakın arkadaşımızın ya da herhangi bir konuda problem yaşadığımız kişilerin bu tarz uzlaşmacı tutumları daha olumlu olabilir ayın büyük bölümünde. 6 Eylül'den itibaren Venüs Aslan'a geçiyor ki Venüs biliyorsunuz küçük şansı temsil eder ve geçtiği burç alanlarında, ev alanlarında daha rahat gelişmelerle karşılaşabiliriz. Şanslar, fırsatlarla karşılaşabiliriz ve sizin 5. evinizde transitte olacak 6 Eylül'den itibaren. Bu süreçte aşk hayatınızda bazı hoş etkiler bekleyebilirsiniz aslında. Romantik konular, flört ilişkileriniz, aşk hayatınızdaki ilişkileriniz, yaratıcı faaliyetleriniz, sosyal yaşamdaki keyifler, bunun yanı sıra bazı çocuklarla ilgili olumlu gelişmeler adına Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki seyri 6 Eylül'den itibaren size daha hoş etkiler getirebilir, şanslar getirebilir. Evet, ve Eylül ayının en önemli gezegen hareketi olan Mars retrosu 9 Eylül'de başlayacak. Aslında 2020'nin en önemli hareketlerinden birisi bu. Mars 9 Eylül'den itibaren 28 derece Koç burcunda geri harekete dönüyor ve bu retro hareket 15 Kasım'a kadar devam edecek. Sizin yönetici gezegeniniz olması itibariyle tabii ki bireysel anlamda çok önemli sizin adınıza sevgili koçlar. Bireyselden ziyade aslında Mars'ın bu hareketi
toplumsal alanlarda da çok önemli etkiler barındırıyor. Mars'ın Koç burcundaki seyri ve retro sürecini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalında yayınladım. Henüz izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet, enerjiyi anlatan, genel olarak tabii ki sizin de yönetici gezegeniniz olduğu için çok daha söz sahibi olan Mars, hayatınızda tabii ki retro sürecinde biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini işaret ediyor. Mars retrolarında enerji biraz daha içselleştirilecektir. Yani dışarıdaki aktivitelerden ziyade biraz daha içe dönük enerjiler altında olabiliriz. Ve Mars retrolarında zaman zaman bu enerjiyi kontrol etmemiz zorlaşabilir. Pasif agresif bir durum yaratabilir. Kontrolsüz bir enerji bedensel anlamda da işte kazalara açıklık getirebilir. Biraz böyle hayatımızda, genel olarak sağlığımızda, vücudumuzun savunma sistemlerinde, bağışıklığında bazı zafiyetler ortaya çıkarabilir. Yine ilişki dinamiklerinizde genel olarak kontrol dışı durumlara da daha açık bir pozisyonda olabilir. 15 Kasım'a kadar zaman zaman daha riskli olabilecek açılar da yapacak bu dönemde. Temkinli olmakta fayda var sevgili koçlar. Böyle bir durumda aslında Mars retroyken çok önemli kararlar vermemek, çok önemli adımlar atmamak, süre gelen durumlarla ilgilenmek, belki geçmişten kalan, yarım kalan konuları tamamlamak, bir şeyleri sorgulamak, gözden geçirmek daha doğru olabilir. Kendinizi güçlü tutmak için, bağışıklığınızı güçlendirmek için, bedeninizin savunma mekanizmalarını güçlendirmek için beslenmenize özellikle dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinizi çok yormamaya çalışın. Dinlenmeye çalışın. Gereksiz mücadeleler içerisinde olmak, hani sonuç alamayacağınız mücadeleler içerisinde olmak şu dönem çok faydalı olmayabilir. Biraz akışta kalmak gerekiyor. Biraz durup belki beklemek, biraz oluruna bırakmak, biraz gözden geçirmeler yapmak gerekiyor. Bu Mars retrosu size bu anlamda fırsatlar da verebilir. Evet ve 17 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay, ayın geri kalan bölümünü önemli ölçüde şekillendirecek bir yeni ay. 17 Eylül'den itibaren ayın ışığı büyüdükçe yeni ay enerjileri de hayatımızda kendini gösterecektir. 6. evinizdeki doğan yeni ay aslında genel yaşamınızın kalitesi, günlük hayatınız, rutinleriniz, genel sağlığınız, iş koşullarınız, mesleğiniz, çalışma düzeniniz, tüm bu alanlarda bir yenilik enerjisi getiriyor. Yeni düzenlemeler yapmak için de size fırsatlar sunuyor. Evet, Mars retrosunda genel sağlığınıza dikkat edin demiştik. İşte tam da bu yeni ay belki de genel sağlığınızla ilgili biraz daha ilgilenmeniz gerektiğini işaret edecek veya çalışma koşullarınızı gözden geçirip düzenlemeniz gerektiğini işaret ediyor. Belki de geçmişten kalan bazı işlerinizi tekrar ele alıp onları güçlendirmeniz, hatta belki daha iyi hale getirmeniz, koşulları güçlendirmeniz adına bazı fırsatlar da sunabilir size. Yanınızda çalışan kişiler, hizmete aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, yakın akrabalarınız, tüm bunlarla olan genel düzeninizle ilgili alanlarda da bazı yenilikler yapabilir, yeni kararlar verebilirsiniz. Yeni ay 24 derece Başak Burcu'nda doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 24 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve değişken burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni aydan bireysel olarak daha güçlü etkiler almanızı bekleyebiliriz. Yeni ay Satürn'e güçlü bir açı yapıyor. Oğlak Burcu'ndaki Satürn'e. Aslında Satürn uzun vadeli konular anlamına gelir. Ve Satürn Oğlak Burcu'nda hareketli ve sizin haritanızın 10. evinde. Ve bu ay artık Satürn retrosunu bitirecek. 29 Eylül'den itibaren ileri harekete dönecek. Ve 17 Aralık'a kadar Satürn artık Oğlak Burcu'ndaki son geçişini yapmak üzere ileri dönecek. Yeni ayın Satürn'le yapacağı olumlu açı, gelecek hedefleriniz, kariyer beklentileriniz, yine dediğimiz gibi işiniz, kariyeriniz, toplumdaki statünüz, tüm bu alanlardaki yapılacak düzenlemeler, yapılandırmalar adına daha uzun vadeli yapılandırmalar adına size önemli destekler verebilir
güçlü tesirler altında olabilirsiniz. Ve Jüpiter de artık bu ay itibariyle Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönüyor. Jüpiter de 19 Aralık'a kadar Oğlak Burcu'nda olacak ve yine kariyer alanınızda, toplum önündeki statünüzde, geleceğinizle ilgili hedefler alanında Jüpiter'in özellikle iş konularında daha güçlü tesirleri altında olacaksınız. Bazı sorunlarınızı çözme, bazı problemlerinizi çözüme kavuşturma, olanak iş ve kariyer olanaklarınızı geliştirme, yaptığınız çalışmalardan verim alma, özellikle otoriteden, üstlerden beklediğiniz destekler anlamında beklentilerinizi karşılama yönünde Jüpiter'in de 13 Eylül'den sonra ileri harekete dönüşüyle beraber Aralık ayına kadar güzel etkiler altında olabilirsiniz. Evet, bir yandan Satürn ileri dönüyor, bir yandan Jüpiter ileri dönüyor. Başak Burcu'ndaki yeni ayla da beraber ayın 17'sinden sonra sevgili koçlar, sağlık problemleriniz varsa bunları düzenlemek veya sağlığınızı iyileştirmek adına önemli uzun vadeli kararlar almak, iş hayatınızı düzenlemek, yeni işlere başlamak, süre gelen işlerinizi geliştirmek, yaptığınız çalışmalarının karşılığını almak adına gökyüzü size olağanüstü fırsatlar sunacak. Lütfen farkındalıkla beraber bu güzel fırsatları iyi değerlendirin. Ve Başak yeni ayı ve ardından tüm Eylül ayındaki bu tesirlerle beraber önümüzdeki sonbahara yaşam kalitenizi arttırarak, sağlığınızı iyileştirerek ve çalışma düzeninizi daha iyi bir şekilde yapılandırarak adım atmaya çalışın. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.